Adrenalin ve heyecan hepimizin hayatımızı renklendirmek için aradığı duygular. Özellikle eğlence de işin içine girince hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bugün sizlerle tüm bunları bulmak için gittiğimiz yerleri, yani Luna Park'ları inceleyeceğiz. Ve Ankara'da açılan Anka Park'ı eleştireceğiz. Hepimizin bildiği gibi Anka Park 20 Mart Çarşamba günü ilk açılışını gerçekleştirdi. 23 Nisan'da açılması beklenen park, hazırlık aşamaları uzadığı için geç açılmış oldu. Ya da hala hazır değil mi acaba? Yıllık 5 milyon yerli ve yabancı turist gelmesi beklenen Anka Park, bir diğer ismiyle Wonderland, Eurasia, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak hizmete açıldı. Peki giriş ücretleri ne kadar? Diğer parklardan farkı nedir? Ve seçimler için tam olarak hazır olmadan mı hizmete sunuldu? Bunlara bir göz atalım. Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve yapımını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Anka Park, 20 bin metrekarelik bir dinozor ormanına sahip. Dinozor ormanı içerisinde 70 metre ile dünyanın en büyük dinozoru bulunmakta. Bu devasa dinozor için 2019 yılı içerisinde Guinness Rekorlar kitabına başvuru yapılacak. 6800 araç kapasiteli otoparkta gelen adrenalin tutkunlarına hizmet verecek. 10 megawattlık kurulu gücüyle dünyanın en büyük otopark tipi güneş enerji santralini bünyesinde barındıran tema park kendi elektriğini kendisi üretecek. Anka Park'a giriş ücreti olarak çocuk ve yetişkin fark etmeksizin 25 Türk lirası olarak belirlendi. Bunun 5 lirası giriş, 20 lirası ise eğlence ünitelerinde kullanılabilmesi için ayrıldı. ...2117 eğlence ünitesi bulunan tema parkta dikkatleri en çok çeken oyuncaklar arasında roller coaster bulunmakta. Parkın içerisinde 14 adet roller coaster ve Türkiye'nin en yüksek bot kulesi Wind Riders, Türkiye'nin en büyük, MD çok boyutlu sineması, buz mağarası, lazer arenası gibi eğlence üniteleri yer almakta. En kısa haliyle Anka Park'ı sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi ise işin biraz tatsız olan kısımlarına bakalım. Sosyal medyada gündemde olan Anka Park'taki roller coaster'ın arızalandığı videoyu çoğumuz izledik. Arızalanma gerçekleştikten sonra içerisinde bulunan insanlar yürüyerek iniyor ve herhangi bir zarar alınmadan tehlike atlatılıyor. Parkın satış ve pazarlama müdürü Necip Fazıl Güldemir'in olayın bir arıza nedeniyle meydana gelmediğini, oyuncakların gayet sağlam olduğunu ve sensör devreye girdiği için oyuncakların otomatik olarak güvenlik amaçlı durduğunu belirtse de insanlarda şüphe uyandırdı. Açılışından bu kadar kısa bir zamandan sonra arızalanması acaba seçim için henüz hazır değilken mi açıldı sorusuna neden oldu? Aynı roller coaster'ın Melih Gökçe'nin tanıtım amaçlı turizm çalışanlarıyla test sürüşüne çıktığı zaman da aynı arızanın gerçekleştiğini biliyoruz. Üçüncü kez olur düşüncesi eminiz hepimizde var. Umarız daha büyük bir felaket olmaz diyoruz ve videoya devam ediyoruz. Ülkemizde turizme de katkısı olacağı düşünülen parkın açılış niyeti hoş. Fakat insanlar tanzim kuyruğu varken yeri miydi şimdi park diye düşünmüyor değil. Sanırım ülkece beklentimiz şu anlık eğlence değil. İhtiyaçlar, eğitim ve refah. Bunlar gerçekleştikten sonra eğlenmeye de vaktimiz kalıyor zaten değil mi? Yurt dışını geçelim, yurt içi bile rahat bir şekilde seyahat edemiyorken Avrupa'nın en büyük parkına acaba Ankaralılardan başka kaç kişi gidebilecek bunu da düşünmüyor değiliz. Şunu da düşünüyoruz. Marketten çıktıktan sonra kuruş hesaplayan bizler, üniversite yıllarını kuruşlarla geçiren öğrenciler, çocuğum kendisine eksik hissetmesin diye tüm maddi zorluklara karşı emekli olana kadar kendisine değer veremeyen annelerimiz, babalarımız, 12 saat yok fiyatına çalışan işçilerimiz ve daha niceleri. Hayırlı olsun Anka Park hizmetinizde.